Thomas Ripper, diğer Bekir Mervanilerinde 11. yüzyılın en önemli Kürt emirliklerinden olan Mervanilerin kapsamlı tarihini okura sunuyor. Bilindiği gibi Mervani Emirliği'nin en önemli etkisi Kürtlerin göçünü batıya yönlendirmesiydi. Zira bu durum Diyarbakır'ın Kürt coğrafyasının merkezi haline gelmesini sağlayan başlıca etkendir. Ripper çalışmasında bu bölgenin İslami Orta Çağ'daki siyasi ve toplumsal yapısını değerlendiriyor ve ardından Mervani Hanedanı'nın ortaya çıkışını, emirliğin yönetimini üstlenmiş belli başlı aktörlerini ve hanedanın bölge çapında önemli bir güç haline gelişini sağlayan belli başlı etkenleri irdeliyor. Aysu Erden yeni kitabını Edebiyatın Uygunsuz Kahramanlarında dünya çapında ün kazanmış bazı edebi metinler aracılığıyla insan ruhunun karanlık dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Eserlerinde karşıt, anti kahramanlar yaratan yazarlara ve eserlerine odaklanarak kitabına başlayan Erden, devamında da yazarların yaşama ve edebiyata bakış açılarını yansıtan özlü sözlerine yer veriyor. Gotik edebiyat ve gotik kahramanlar, aykırı sanatçılar, acı çekmeyi yaşam biçimi haline getiren karakterler, yeraltı edebiyatı ve anti kahraman kadın karakterler, Erden'in çalışmasında ele aldığı konulardan birkaçı. Daha önce Türkçe'ye muhtelif romanları çevrilmiş Jonathan Carroll, 1984 tarihinde yazdığı Gölgemizin Sesinde üçlü bir aşk ilişkisi üzerine kurduğu gerilimli fantastik bir hikaye anlatıyor okura. Kitapta başarılı genç bir yazar olan Joe Lennox, kardeşinin ölümüyle beraber büyük bir bunalıma girer. Genç adam bir anlamda çaresizliğinden kurtulmak için soluğu Viyana'da alır. Yazar burada gizemli bir çift olan India ve Paul Tate çiftiyle tanışır. Kısa bir süre sonra Lennox'un eşiyle yaşadığı aşkı öğrenen Paul aniden hayatını kaybedecektir. Fakat doğaüstü güçlere sahip Paul, Lennox'a asla unutamayacağı korkutucu bir miras bırakmıştır. Devin O'Branagan, Cadı Avı'nda gelin olarak gittiği ailenin korkunç geçmişiyle yüzleşen Leg'in yaşadıklarını anlatıyor. Uzun zamandır mutlu bir evlilik yaşayan Leg, günün birinde kendisini korkutan olaylara tanık olur. Oğlu belirsiz hayaller görmekte, kızı da sıra dışı beceriler geliştirmektedir. Tam bu esnada Leg'in kayınpederi ve kayınbiraderi beklenmedik bir şekilde hayatlarını kaybeder. Bu olaydan sonra Hawthorne malikanesinde bir araya gelecek olan aile üyeleri korkutucu geçmişleriyle yüzleşmeye koyulacaktır. Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda isimli kitabında kadınlara şöyle seslenir. Para kazanın, kendinize ait bir oda ve boş zaman yaratın ve yazın. Erkekler ne der diye düşünmeden yazın. Müge Sandıkçıoğlu da bu cümlenin ışığında çıkıyor yola ve böyle yazmaya başlıyor Diş ile Düş Arasında adlı yeni kitabını. Önce para kazanıyor, çocukları büyütüyor ve bulduğu tüm boş zamanlarda yazmaya başlıyor. Yazdıklarında dün var, bugün var, yarın var. Mizahın yanında hüzün var. Çocukluk var, ergenlik var, olgunluk var. Doğum var, yaşam var, ölüm var. Ama en önemlisi samimi bir dil ve samimi bir kadın var Diş ile Düş Arasında.